Evet, herkese selam. Bu biraz e, iç dökme ve dertleşme videosu gibi bir şey olacak. Arkadaşlar aslında e, YouTube'a video atacaktım. Elimde İzmir'e de gitmiştim. Arkadaşlar sosyal medyada da paylaşmıştım, Instagram'da falan. E, onun için aslında uğraşmıştım bir şeyler yapmak için, etmek için e, uğraştım bir şeyler çabaladım maalesef e, bir takım olaylar oldu e, çok çok yakından sevdiğim insanlar nasıl diyeyim e, arkadaşım dediğim dostum dediğim ekmeğimi paylaştım kişiler olsun yanlışlar yaptılar bu biraz Mutbank gibi bir de olabilir bilmiyorum Birkaç bir şeyler aldım hem e, içimi dökmek için hem biraz kafamı dağıtmak için hiç video çekmiyordum YouTube'a e, yurt dışına gitmek için e, işe girdim çalışıyorum ekstra olarak e, yayıncılık yapıyorum akşamları arkadaşlar yani değişiyor bakalım işte arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Uğraşmaya çalışıyorum Elimden gelenin e, fazlasını yapmaya çalışıyorum çünkü e, Ekonomi e, Ne kadar iyi de bir halde olmasa bile en azından Ya nasıl diyeyim peş et, Pes etmeyip bir şeyler çabalamaya çalışıp e, Bir şeyler işte neydi üretmeye bir şeyler Yapmaya ondan sonra Nedenler ona bir şeyler katmaya kendime mesela hafiften Fransızca öğrenmeye çalışıyorum Almanca öğreneceğim gitmeye çalışıyorum. Almanya gitmeye düşünüyorum Almanya'ya gideceğim zaten benim en büyük hedeflerimden biri arkadaşlar size çok iyi bilirsiniz ee, birkaç video önce bir arabalar hakkında neden araba yapmıyorum ve neden e, araba piyasasında artık araba yapma yapmayayımın şeyini anlatmıştım biraz ekonomik yönde artık yok. pardon. işte biraz da arkadaşlar kendi içme e, pandemi olsun. E, iki kere covid oldum arkadaşlar. Ya çok isteyip e, maalesef ki ülkemize getiremediğim Nissan Datsun 510 vardı. Aslında gelirdi, çok rahat gelirdi ama arkadaşlar arabanın İsterseniz 5000 dolara alın ya da bin dolara fark etmez ya da 500 avroya ya da dolara. Yani arkadaşlar ne kadar arabayı aldığınız şey yok yani para miktarında sıkıntı yok. Sen o arabayı Türkiye'ye getirdiğin andan itibaren arkadaşlar Türk kanunları diyor ki sen bu arabayı Türkiye'ye getiriyorsan klasik olarak belli bir yaşı geçtiyse diyor 25 bin dolar üzerinden değerlenir diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ben en son e, sorduğum zaman böyle bir kural vardı. Değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Çünkü belli bir yaşı geçtikten sonra artık mesela e, mesela 89 kasa bir araba mesela diyelim ne kadar? 35 yaşında mesela diyelim. 30 yaşı belli bir yaşı geçtikten sonra modern klasik oluyor. Yani o da klasik camiasına giriyor arkadaşlar. E, bu yüzden de isterseniz arabayı bedavaya alın. Yani devlet bunu vergi üstünde değerlendiriyor. Yani arkadaşlar 25 bin dolar üzerinden değerlendiriyor. Ve oydu buydu işte. Ben de dedim. E, burada harcayacağım zamanı. ya yani Şimdi buraya getirsem bir dünya para tutacak. Bir dünyada hmm, projesiydi. Ülkede olmayan bir araba. Gerçekten Türkiye'de hiç giriş yapılmamış bir araba. Ve kimse yapmamış. insan Datsun 500. 510. U. Ya çok istiyorduk tek olmayı ama hayırlısı. Planlarımız var. Nisan e, Nisan Datsun 510 çok güzel bir araba. Bakalım hayırlısı olsun. E, bu konuda şimdilik burada kapandı. İnşallah Almanya'ya gittiğimiz zaman bir Nisan Datsun 510 düşünüyoruz. Bakalım ya da Toyota Cresta 76 kasa ya 78 kasa. Ama büyük ihtimal Nisan Datsun bir e, ihracat yaparız. İnşallah arkadaşlar. İnşallah. Allah nasip ederse yurt dışına gidersem arkadaşlar Almanya'ya da Fransa'ya bakalım arkadaşlar. Almanya'ya gitmişsiniz bakalım inşallah. E, o tarz planlarımız var. E, konuları biraz çok böyle nasıl diyeyim e, dağınık ve ve konudan konuya atlıyorum. Biliyorum bu biraz karışık bir mevzu. Çünkü 4 aydan beri arkadaşlar çok nasıl diyeyim zor zamanlar geçiriyorum. Hayat olarak psikolojik anlamda 4 yıllık güvendiğim arkadaşım bana yanlışlar yaptı. En güvendiğim anda beni yalnız bıraktı. Bana yani nasıl diyeyim çok çok kötü bir şekilde Kalbimi kıracak bir şekilde e, beni aşağıladı ve tatil'e gittiğimiz yerde maalesef ben e, erken dönüş yapmak zorunda kaldım çünkü e, kalsaydım daha farklı problemler ve daha farklı e, iftiralara maruz kalacaktım ve ben de bu yüzden arkadaşlar e, ertesi sabah yani hiç uyumadan 20 saat yani bir toplamda 16 saat uyumadım arkadaşlar. Toplam bir 8 saat yol 10 saat yol sürdü arkadaşlar İzmir'den. 2 saatte mola falan işte arkadaşlar. 1 saat işte yolun durumuna göre. 9 saat 1 saatte eve geliştiğim 10-11 saatten beri yoldaydım. 1,5 gün boyunca hiç uyumadım. Çok yorulmuştum. Biraz psikolojik anlamda çok çökmüştüm arkadaşlar. Bazen e, konuşamıyorsam ya da e, nasıl diyeyim kelimeyi belki yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın özür dilerim. Çünkü ya aslında bu tarz bir video çekmek istemiyordum. Kendimi yeniden bulma istiyorum. Çok doluyum. Anlatmak istediğim çok şey var. E, gerçekten psikolojik anlamda da e, yani nasıl diyeyim çok yıprandım. Çok e, nasıl diyeyim ee, i̇yi değilim ben bunu kabul ediyorum Çok çok zor zamanlarım oldu Halen e, Üstünden gelmeye çalışıyorum Bunun Üstünde de bir yardım almayı Düşünüyorum Dediğim gibi yani Bunun Üzerine bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Herkes kendi hayatına bakıyor. Yani mesela Atakan'la eskiden Motor fuarları, araba fuarları olsun, motocross videoları olsun çekiyorduk. Vlog çekiyorduk. Atakan'da tam Kanalda iki tane vlog olması lazım. Aynı iki tane vlog olması lazım. Bir klasik araba fuarı, bir de motor fuarı. Ne gittik? Maalesef ondan sonra arkadaşlar şey olmadı. Nasıl diyeyim? Fuar olmadı arkadaşlar. Ya oldu ama markalar pandemiden dolayı yeni ürünlerini fuara getirmedi ve insanlar hasta olmasın diye fuar sadece belirli kişiler gitti. Yani yeni bir ee, nasıl diyeyim, motosikletler yoktu. Önceki senenin modelleri gittiği için Ben de YouTube'a çekmek istemedim biraz da şu yönden ee, Bazı insanlar, nasıl diyeyim ya, aynı videoları izlemekten sıkılır ya da iki sene önce gördüğü ya da bir sene önce Çıkan motorları görmek istemez diye Arkadaşlar ee, Çekmedik Atakan'la ama Yeni yılda inşallah arkadaşlar YouTube kanalında daha çok e, video üreteceğiz Atakan'la e, Mustafa olur ondan sonra bilmiyorum ya yeni yılda yeni 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 2023'te bilemiyorum belki terk edilmiş yerlere gideriz e, arkadaş grubumla mesela İstanbul'da terk edilmiş yerler var mesela e, hastane var. Mesela bozcu da mesela e, Eybeliada'da olması lazım. E büyük ada var. Orada da girilmemiş yerler var. Yani nasıl diyeyim? Eee girilmemiş yerler var. Bakalım gideriz, çekeriz. Bakalım ya arkadaşlar var mı planlarımız? Belki Mustafa ben Yılmaz ya da arkadaş çevremle 20 e, sabaha kadar belki bir evde Kalmaya çalışırız. gece gireriz, sabah 6'ya kadar e, evin içinde durmaya çalışırız ve bunu YouTube'a çekeriz. Nasıl olur, nasıl biter, bilemiyorum. Bakalım görürüz. Var hedeflerimiz, var böyle e, nasıl diyeyim dünyadaki ve nasıl diyeyim hmm, esrarengiz yerlere gitmeyi severim. Onun dışında e, bu konuda burada kapatalım şimdilik. Bu da söylediklerimden biri İzmir mevzusuna gelelim arkadaşlar. İzmir'de Uğur bana arkadaşlar fark ederseniz bundan bir önceki videoda Tekirdağ'a gitmeden önce Uğur'la e, Starbucks sohbetleri 2 diye bir video çekmiştik. Defter'im söylemiştim. Ben 4 sene ona emek verdim. Arkadaşlar çok çoğu zaman yanında oldum. Bana çok yanlış yaptı. Ben yine sustum. İnsanlar hata yapar. Hataya açık bir insanlar. Her zaman herkes hata yapar. Ben bile hata yapabilirim. Ben bunu hep alttan aldım. Alttan aldım ve her seferinde bu beni daha çok kırdı. Daha çok üzdü. En son ki bu İzmir'de de bana suçlama yaptı ve ben bunu kaldıramaz. ben bunu kaldıramazdım? Çünkü arkadaşlar ben öyle bir insan değilim. Ben öyle bir insan yetiştirilmedim. Ee, nasıl diyeyim yani ondan dolayı arkadaşlar e, orada konuştuk e, onunla yollarımızı ayırdık arkadaşlar bundan sonra artık bu YouTube kanalında e, Uğur'la artık ortak video gelmeyecek gelmezdi arkadaşlar Çünkü artık en son ki bu 5 e, ay önceki 8 ayda olan olaydan dolayı arkadaşlar artık Uğur yollarımızı ayırdık. O kendi yoluna gitsin. Kendi yoluna gidiyor. Ben kendi yolumda ilerleyeceğim. İnşallah Avrupa'ya gittiğim zaman bol bol videolar, bol bol yeni videolar çekeceğiz. Nasıl 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 diyeyim şimdi? Çok farklı şeyler var aklımda. Çok farklı planlarım var. Yeni hayat, yeni bir düzen, yeni bir fuar. Dediğim gibi işte Uğurla artık e, konuşmuyorum yollarımı ayırdım. E, güzel şeyler oldu, güzel şeyler yaşadık, e, iyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Eyvallah. Yani bu saatten sonra artık e, değişecek bir şey yok yani büyük konuşmakta olmasın ama bu saatten sonra yani arkadaşlar artık. O, o kendi yoluna gider, ben kendi yoluma gidelim. Öyle ya bu şeyle de böyle kapanmış oldu Uğur'un konusu da. Güzel projeler yaptık, güzel videolar çektik, eğlendik, güldük. Ee, yayıncılık yapmamda bana katkısı oldu. Ondan teşekkür ederim. O yönünden dolayı teşekkür ederim. Ona yani dediğim gibi herkes kendi kalbinin ekmeğini yer, herkesin Allah gönlüne göre versin diyelim. Ben kimseye karşı kim beslemiyorum. Herkes ne yaparsa kendine ben onu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çünkü ne kadar çok yaşanmış ya da olmuş şeyleri dile getirirseniz arkadaşlar, yani bir anlamı kalmaz yani nasıl diyeyim? Yani bir yemek yaparsın sürekli aynı tadı alırsın ya. Bu yani nasıl diyeyim? Ee, hani derler ya, sürekli aynı şeyi yapmak kötü derler ya. En iyisi yeni şeyler yapın, yeni şeyler deneyin. Hayatınızı siz kendiniz yönlendirin arkadaşlar. Bakın aileniz her zaman yanınızda olur. İyi ya da kötü, bunu bir şey diyemem. Ha, yeri geliyor bazen e, ben ben çoğu şeyi görüyorum. E, çoğu şeyin de şahidiyim. Neyin nasıl olduğunu ben çok 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 iyi biliyorum arkadaşlar. Ama artık yani nasıl diyeyim ben kendi kararımı aldım. E, annem olsun sonra babam olsun. E, kararıma saygı duydular. Ne yapalım inşallah olursa yurt dışına gideceğiz ya da biraz daha bekleriz. Para biriktiriz, İstanbul'daki işlerimizi hallederiz. Artık e, okul olacak, yabancı Almanca kursuna gideceğim dil okuluna, e, YouTube'a video çekeceğim, çalışacağım, yayıncılık yapacağım. Sosyal medya adreslerimi aşağıya bırakıyorum. E, takip edin. Çok çok güzel şeyler gelecek. İnşallah. Ben çok çok güzel şeyler diyorum ama insanlar. Tamam insanlar haklı. Ben videolarda bahsediyorum. Şunu 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 yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlar gerçekten bakın elimde elimde tripod var, ışığım var, o var, mikrofonum var. Ya tamam her şeyim var ama gerçekten arkadaşlar bazen öyle bir ortam oluyor ki video çekemiyorum. Zamanım kalmıyor. Bir yere gidemiyorum. Gerçekten bir yere gidemiyorum. Normalde ben, ben bir yere gittiğim zaman bol bol video çekerdim. Bol, bol video atardım. Yani şu an bu kanalda arkadaşlar rahat 3-4 tane yani rahat 6 tane 3-4 tane video vardı. Hepsi silindi maalesef. Telefonum bozuldu, edildi. Bir şeyler oldu. Yani ya aksilikler oldu. Videolar gitti. Hastix'i e, depolamıştım. Depolamadan da silinmiş. Olmadı yani gitti ya ne yapalım Olan olur olmazsa yeniden çekeriz ee, Projelerimiz var Bakalım ee, İnşallah Arkadaşlar yurt dışına gittiğimizde Güzel şeyler inşallah olacak Hayırlısı şimdilik bu kadar ee, Bunları söyleyeyim Başka bir şey e, Söylemiyorum Hayırlısı olsun hakkımızda. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. videoyu zaten koyarım sosyal medya hesaplarımı. Aşağıya da koyarım. Ee, yani arkadaşlar bana tek istediğim şey e, benimle beraber bu yolculuğu beraber çıkalım, beraber e, yapalım. Ben yurt dışına nasıl gittiysem en ince detayına kadar e, ne yollardan geçtim... Ne gördüm? Ne şaşırdım, Avrupa'da ne göreceğim? Neler yaşayacağım? Neler öğrendim? Ne zorlukları var? Bunların hepsini YouTube'a çekip atacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Çünkü insanların işine yarayacak şeyleri çekmeyi düşünüyorum. Araba fiyatları olur. Müzeler olur. Ee, nasıl diyeyim? Ya çok şey var. Çok şey. Dolu dolu şeyler var arkadaşlar. Ee, çok güzel şeyler yapacağım. İnşallah zamanla Zamanla inşallah bir yandemiyorum ha yarın kalkıp gidip o oraya gidip video çekeceğim demiyorum ama hayırlısı arkadaşlar inşallah Allah nasip ederse arkadaşlar gidersek çok çok güzel şeyler görürüz bakalım hayırlısı sizleri seviyorum hedefleriniz varsa gidin yapın kimseyi umursamayın arkadaşlar kimseyi de dinlemeyin. Çünkü bu dünyayı yani biz kurtarmayacağız. Herkes kendini kurtarıyor. İnsanlar hayatlarına devam ediyor. Siz yani şöyle düşünün. Sizin kalbiniz kırılıyor. Şu köşede oturuyorsunuz. Saatlerce belki günlerce aylarca ağlıyorsunuz. Resimlerine bakıp insanları düşünüyorsunuz. Psikolojiniz affedersiniz ama nokta nokta oluyor arkadaşlar. O insanlar hayatına bakıyor. Keyfine bakıyor. Gülüyor ediyor ha kiki atıyor. Yani kız arkadaşıyla geziyor, yeni insanlarla takılıyor. Yani insanlar keyfine bakıyor. Yani siz üzülüyorsunuz tek. Başka hiçbir insan üzülmüyor arkadaşlar. Bakın hiçbir insan üzülmüyor. Burada tek üzülen, kırılan insan sizsiniz arkadaşlar. Ciddi söylüyorum sizsiniz. Kendi hayatınıza önem verin. Başka bir insanın hayatına değil. Bakın ne kadar çok bir insanı fazla önem verirsiniz o kadar ve vefasızlık gelir diye bir söz vardı. Onu da şuraya paylaşırım arkadaşlar. Ne kadar çok vefalı olursunuz, o kadar vefasızlık gelir diye arkadaşlar bir şey var. Dediğim gibi kendinize çok şey çok 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 iyi bakın. 20 dakika oldu. çok fazla tutmayacağım arkadaşlar bu videoyu. Şimdilik bu kadar biraz kendimi Çekeyim dedim biraz kafamı dağıtayım En azından konuşayım bir şeyler almıştım Onları giyeyim dedim En azından kafam rahat olsun dedim Her gece çok teşekkür ederim İnşallah bana bu e, Yolculukta Bu youtube şeyinde çok e, inşallah arkadaşlar destek çıkarsınız Ben kardeşlerim diyorum Belli olmaz yarın çok çok Kanal büyür arkadaşlar Belki çekiliş yaparız 2-3 insanı, 2-3 kardeşimizi ya da hanımefendi bir arkadaşımızı çağırırız. Yurt dışında video çekeriz ya da tura göndeririz. Olabilir neden olmasın böyle şeyler. Ama nasip zamanla her şey. Zamanla olduktan sonra her şey olur. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.